Pardon, ben bir de şey alacağım. Ben geçeyim. Tamam mı? Tamam. Allı pullu bir şeyler Emre Bey'e. Bana bir dantelli mantelli varsa. Payetli tişört varsa eğer. Bir de çocuğumun suyu eksilmiş, onu bir tamamlasana. Çocuğumuz da uğraşıyor. Çocuğu. Başlıyorum. Yılların eskitemedi. Çok güzel başladın. Yılların eskitemedi. İki büyük dost. Beraber aynı projelerde de yer alıyorsunuz. Evet. Bugün de sahne var. Evet. Ben sizden başlamak istiyorum. Birazdan da sahne başlayacak. Ne söyleyeceğiz? Biz burada Duru Tiyatro'da zaten bir 7 yıldır beraberiz. Emre bir gün bir oyun teklif etmesiyle başladı her şey. Ve şu anda bayağı kapalı gişe giden güzel bir oyunumuz var. İki bekar. Onun yanında da beraber bir gün konser yapalım, şarkı söyleyelim mi dedik. Bu akşam konserimiz var. 80'ler, 90'lar yapıyoruz birlikte. Burada Duru Tiyatro'nun Dudu Restoran kısmında. 2000 küsürü de ekledik biraz. 2000'lere de yavaş yavaş günümüze de geliyoruz. Yani böyle birlikte hem tiyatro hem konserler. Bu fikir kimden çıktı bir anda böyle? Hadi sahnede şarkıda söyleyelim. Ben zaten müzik yapıyordum uzun bir zamandır. Yani Boros Toprak'la başlamıştık. Sezen Şarkıları diye orada bayağı turneli falan bir 70-80 program yaptık o zaman. Kulakları çınlasın buranın. Sonra işte burası oldu. Burada dükkan olunca ben zaten hani kimsenin bilmediği ilk başlangıcım da sahnede şarkı söyleyerek olduğu için tamam dükkan var. Dükkan için kendimize önce arkadaşımızın doğum günü yapmak için başladı. Dedim ki yani koskoca dükkan 20 kişi için dürttüm onu. Sakın ha gebertelim. 20 kişi için biriniz alır mısınız onu? 20 kişi için yapmayalım dedim doğum günü. Açalım bir rezervasyon. Kapı baca kırıldı sonra. Hadi haftaya da bir daha yapalım. Sonra haftaya bir daha. Bir seneyi geçtik. Geçti. Ben sabit duruyorum. Yanımdaki hanımefendi sorular değişiyor. Sürekli beni aldatıyor. Ama genelde. Çiğdem Gürel'le yapıyoruz. Şehir Tiyatrosu'ndan çok yakın arkadaşımla beraber. Her cuma buradayız. Ondan sonra cumartesileri de işte iyi şarkı söylediğini bildiğim arkadaşlarımla burada cumartesileri bir program yapıyoruz. Şimdi Emre Bey hem aynı zamanda Evrim Hanım'ın açıklaması vardı. Hem gittiğiniz kısmetini kapattınız. Şimdi de aldatıyorsunuz. Evet. Hani üst üste bu kadar çok olsa. Biz ne yapsak? Biz oradan istifa ettik. Yani biz ne söylesek kimse inanmıyor. Vallahi inandıramıyoruz. Hayatımızda. Ya çok iyi bir iş arkadaşıyız da aynı zamanda. Hani arkadaşlığın yanında. Biz çok iyiyiz. Eğer bir ilişki yaşıyor olsaydık bu kadar uzun süre zaten çalışamazdık. Yorum çocuğumuz yani. Olurdu bu kadar sürede yani. Evet yani. Eğer öyle olmuşsunuz. Kapattığınıza inanıyor musun? Kapattım. Yani bu Türkiye enteresan bir memleket. O yüzden kapatmış olabilirim ama hani buradan açık ilan edeyim yani. Tekrar belki. O benim canım ciğerim ama tabii ki benim bir vize vermem şart. Yani bu kadar emeğim var üstünde. Hani bir damat adayı söz konusuysa orada benim bir görmem lazım. Tanıştıracak. Genelde yani. Öyle oluyor zaten. Hani, getiriyorum tiyatroya. Ben görüyorum. Bakarız falan diyorum. Hani bir zaman geçirelim falan. Başka türlü. Ben sormuyorum ama ona. Evet, o genelde bana göre daha rahat. Daha flexible. Daha şey oluyor mu peki yani ya bunu mu buldun? Ya bu olmaz ya falan dedi. Diyorum o da bana diyor ben de ona diyorum. Tabii. Bu çok olmaz. Acımasız o konuda. Olmaz. O yüzden de böyle olmasın. Tabii. Bekar. Sizin söylediğinizi biz söylüyoruz. Ulan keşke 7-8 yıl önce evlenirdik şimdi 3 çocuk vardı falan diye. Evet ama işte öyle olunca işler yürümezdi. Aynen. 80 kere de boşanma haberi yapardım. Boşanıyorlar, boşanlar. Şimdi barışırlar. Az önce birazdan barışırlar. Sonra boşanırlar falan diye öyle. Biz böyle çok eğleniyoruz valla. Benim evet hayatımın ya. En uzun partnerliği. İşte daha öncesinde bizim Ahu Türkpençe'yle 5 yıl bir oyun oynadık. Genelde Duru Tiyatro'nun onu çoktan geçtik. Duru Tiyatro'nun oyunları genelde yani en az oynadığımız 250 adet oynuyoruz. İstanbul ve şehirlerde. Biz şu anda yani emin olmamakla beraber 750-800 adet temsil yaptık ve hepsi Allah'a şükür daha da güzel gidiyor. Her gün kapalı gişe gidiyoruz. Biz hani bu sezon artık yeni bir şey yaparız diye düşündüğümüzde bileti açıyoruz. Bilet bitince diyoruz ki biraz daha devam edelim. Bu arada kaç dizi gömdük ama bence, iki bekar bence, dayandı yani. İki bekarın 50-60 yaş versiyonlarını yapmak zorunda tabii, kalabiliriz artık yani. Tabii biraz çünkü yani Evrim için değil de benim için geçer. Çok güzel bir ara vermemiz gerekecek. Şimdi kamerayı değiştirdik. Pilimiz çok fazla.